Merhaba arkadaşlar. Bu videoda elinizdeki aletle nasıl sample ses yapabilirsiniz? Kendinize ait sample ses nasıl yapabilirsiniz? Onu anlatmaya çalışacağım en kısa ve basit yöntemlerle. Çünkü bayağı uzun bir süreç bu. Yani video kısa olsun diye daha basit anlatmaya çalışacağım. Şimdi elinizde PA 800, 3X, 4X, 700, 900 hangi alet varsa olursa olsun o aletle sample ses yapabilirsiniz. Diyelim arkadaşınız bir synthesizer var. O synthesizer'da çok güzel bir ses var. Onu kendi aletinize almak istiyorsunuz. Yani wav değil. O aletin kendi fabrikasyon sesi. Onu kendi aletinize almak istiyorsunuz. Veyahut da bir mikrofon bağlayıp bir klarnet, bağlama, işte gitar, onların sample'ını almak istiyorsunuz. Onu nasıl yapacaksınız kendi aletinizle? Bilgisayar olmadan direkt alet üzerinde alıp editleyip nasıl kullanabilirsiniz? Onu anlatacağım. Şimdi yapmanız gereken sesini almak istediğiniz aletin klavye de olur. Dediğim gibi mikrofon bağlayıp klarnet de alabilirsiniz. Ben de şu anda herhangi bir enstrüman olmadığı için tabletimi bağladım klavyeme. Arkadan AUX girişini de bağlayabilirsiniz. Sizin keyfinize kalmış. Resimde görüyorsunuz. LR ine de bağlayabilirsiniz. Mikrofon girişine de bağlayabilirsiniz. Ben tabletimi bağladım. Tablette güzel bir ses var. O sesi kendi aletime sample olarak alacağım. Şimdi yapmanız gereken bakalım. Bu sesi ben sample olarak kendi aletime alacağım. Yapmanız gereken aletinizi ya da mikrofonunuzu nereden ses kaynağınız neyse onu kullandığınız alete bağlamak, sonra sound bölümüne girmek. Sound bölümünden record'a gireceğiz. Sonra bakın burada ekranda record yazıyor. Tıklıyoruz buraya. Buradan giriş yaptığınız kaynağı seçiyorsunuz. Mikrofon mu bağladınız? Tamam, mikrofonu sesersiniz. Ya da line mi bağladınız? Ben şu anda line bağladım. Evet. Line'ı seçiyorum. Buradan stereo mu almak istiyorsunuz? Sadece mono mu almak istiyorsunuz? Onu belirliyorsunuz. Mono alalım. Çünkü stereo alırsak sağ sol 4 part 4 ses alırsak 8 ses yapacak. Editlemesi bayağı uzun sürecek. Ben L yapayım. Mono alsın sesimizi. Burası bu kadar. Sonra rekorda bastığımız zaman bakın 21 saniye boş kayıt yapma imkanı sunuyor bize. Şimdi rekorda bastığımız an buradan notalara basmaya başlayacağız. Notalara basmaya başlarken de direkt C'den başlayacağız notalara basmaya. C'den başladığımız zaman alet işlem bittiği zaman Do'dan almaya başlıyor. C'yi Do'ya alacak. Yani herhangi bir ses kaybımız ya da kaymamız yaşanmayacak. Şimdi rekorda basıyoruz hemen başlıyoruz kayda. Saniye süremiz var. O 21 saniyede kromatik geçerek seslerimizi alıyoruz. Evet, bitti. Daha da hızlı davranıp daha fazla ses alabilirsiniz. Şimdi sesimizi aldık. Edit bölümüne giriyoruz. Bakın burada. Buradan zoom'la biraz frekansları yaklaştıralım. Bakın sesimizi aldık. Şimdi başta ve sonda boşluklar var. Bu boşlukları bakın start yazan yere tıklıyoruz. Sesin başlamasını istediğimiz yere kadar çeviriyoruz. Biraz gecikme var, az daha. Biraz daha. Hemen cevap vermiyor. Bir az gecikme var. Onu almaya çalışıyorum. Tamam. Oldu diyelim. Sonra bitiş bölümünü alıyoruz. End bölümüne tıklayıp bitiş bölümünü kırpacağız. Bitiş bölümünü de kırptık. Sonra yukarıdaki menüyü açıp trim crop diyoruz. Yani seçtiğimiz bölümü kırpıp silecek. Boşlukları aldı. Şimdi bu sayfadayken direkt menüye basıyoruz. Time Slice yazan yere giriyoruz. Burada
sesimizi parçalayacağız. Yani bastığımız notaları parça parça ayıracak. Burada slice yazan bölüme basıyoruz. Bakın çok fazla parçaya böldü. Yani bu loop ritim yazarken işimize yarayan bir bölme parçalama stili. Çok parçaya böldü. Onu buradan düzeltiyoruz. Bakın. Tıklıyoruz. Bunu yükselterek tamam. Tam eşit parçalarla istediğimiz ses frekans aralıklarını böldü. Tamam. Şimdi yukarıdaki tırnağı atıyoruz. Write diyoruz. Yazıyoruz. Sesimizi yazacağız. Adını ne bırakalım? Deneme bırakalım. Deneme yazabilsek. Evet, deneme yazdık. Okey diyoruz. Sesimizi kaydediyoruz. Evet, kaydettik sesimizi. Şimdi tekrar menüye basıyoruz. Multi sample yazan yere tıklıyoruz. Burada MPTMS yani boş sayfa diyor. Burayı tıklayarak en aşağıya iniyoruz. En aşağıda yaptığımız son sesimiz var. Deneme yazdığımız. Burada bakın. Sesimiz geldi. Şimdi sadece nereye kadar aldık? Si bemol'e kadar aldık sesi. Si bemolle do diyez arası. Şimdi si bemolle do diyez ilerisini ve sonrasını uzatmamız gerekiyor. Do diyeze kadar. Bakın. Sonrası boş. Do diyeze basıyoruz. Bakın buradan from yazanın karşısında do diyez 3 yazar. Bunu sola doğru tekerleğimizi çevirerek uzatıyoruz sesi diğer notalara kadar. Karşısındakini de to yazanı da uzatıyoruz. Ha, buraya tıklayarak fa diye si bemoldeydik. Tıklayarak bunu da uzatıyoruz. Evet, sesimizi kabataslak yaptık. Şimdi diyelim ki sesimizi yaptık. Böyle bastık. Tak diye bitti. Bitsin istemiyoruz. Yani döngü olsun. Yani loop olsun, uzasın. Sürekli uzasın. Diye uzasın istiyorsanız şimdi öncelikle yapmamız gereken sesimizin kabataslak notalara döktük. Buradan kaydediyoruz sesimizi. Pardon. Kaydediyoruz sesimizi. Direkt Save As dediği farklı bir ses olarak kaydet ya da üzerine kaydet. Biz üzerine kaydedeceğiz sesimizi. Şimdi size döngüyü nasıl yapacağınızı göstereceğim. Loop'a nasıl çevirirsiniz ona göstereceğim. Şimdi çıkıyoruz buradan. Exit'le bir geriye çıkıyoruz. Bakın loop yazan yer var. Burada. Loop'u seçiyoruz. Yukarıdaki New Record yazan yere giriyoruz. Bakın burada deneme yaptığımız ses var. Burada notalara dökülmüş. Kaç ses almışız? 1, 2, 3, 9, 10 tane ses almışız. Her sesi ayrı ayrı döngülerini ayarlayacağız. Mesela ilk sesi seçiyoruz. Bakın. Evet. Onun döngüsünü ayarlayacağız şimdi. Şimdi bakın. Loop 10 yazar. Loop 10 yazan yere tıklıyoruz. Edit'e giriyoruz. Bakın. Burası döngünün başlamasını istediğiniz yer. Burası da bitmesini istediğiniz yer. Yani bu iki çizgi arasında ses aralığımız dönecek. İşte bu aradaki geçiş o geçişi siz buradaki hassas ayarla bulmaya çalışacaksınız. Böyle oynayarak üzerinde daha az döngü sesi olan yeri bulup yani
Yani bu işlem hemen hemen bir seste şansınıza kalmış bir şey. Tak diye de bulabilirsiniz o döngü noktasını. Bir ses sizi bir saatte uğraştırabilir. Şimdi diyelim ki tamam biz bulduk diyelim. Tamam döngümüzü bulduk diyelim. Kesintisiz dan dan, evet. Diyelim ki bulduk, kesintisiz hale getirdik, loop hale geldi. İşlemimiz bittikten sonra tekrar yukarıdaki menüye atıyoruz. Write diyoruz. Üzerine kaydediyoruz. Bakın deneme sıfır yazan kaydetti üzerine. Sonra 1'e geçiyoruz. Evet. 1'in döngüsünü ayarlayacağız. Loop'u atıyoruz. Edit'e giriyoruz tekrar. Başlama yerini seçiyoruz. Bitiş yerini seçiyoruz. Yani bu aradaki bu dın dın dın, o loop yerini çok hassas ayarlayarak tam sıfır, o etkiyi vermeden sıfır yakalayabilme imkanınız var. Çünkü ben çok yaptım böyle. Bu baya baya uğraştırıyor. Yani loop'un başlama ve bitiş yerlerini öyle bir seçmeniz gerekiyor ki birisi ne yukarıda ne aşağıda kalacak. Yani diyelim başlama noktasını pik yaptı. Bitiş noktası düşük kaldı. O geçişteki dan dan ses ondan kaynaklı oluyor. İkisini de aynı ses frekansında yakalamanız gerekiyor ki bu geçişteki bu olay yaşanmasın. O da sizi baya uğraştırıyor. Tamam diyelim hadi. Bunun da döngüsünü ayarladık. Kaydediyoruz. Bitti evet. Tekrar buradan girip 2, 3, 4 bütün sesleri böyle loop haline getirerek kaydediyoruz. Sonra rekorda basarak sıkıyoruz. Bu ses yaptığımız sesi performans bölümüne atacağız şimdi. Yani sample'ımızı yaptık, bitirdik. Şimdi performans bölümüne atacağız. Sound bölümünü tıklıyoruz tekrar. Sonra buradan user'a girip user'da istediğiniz bir yerde bir boş yer buluyorsunuz. Diyelim burasını boş yer bulduk. Menüye basıyoruz. Basic yazan bölüme giriyoruz. OST yazan yere giriyoruz. Buradan ROM yazan yeri RAM yapıyoruz. Sonra yaptığımız sample sesi buluyoruz. O da genelde hep en aşağıda oluyor. En aşağıda. Bakın deneme. Sesi bulduk. Evet, sesimizi bulduk. Şimdi tamam, burada yapacağımız başka bir işlem yok. Yalnız transpoze ile ilgili bir sorununuz olursa, diyelim ki yaptığınız ses bir nota yukarı ya da aşağıda kaldı. Diyelim do'ya bastınız, do diyez verdi ya da re verdi. Onu da buradan transpoze ile tonunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi sesimizi bitirdik. Sonra tekrar menüye basıyoruz. Bakın AMP yazan yer var. Amplifikatör anlamına geliyor herhalde. AMP yazan yere girip tuş hassasiyetini seçeceğiz, ayarlayacağız. Bakın şu anda hassasiyet yok. AMP yazan yere girdik. Bakın. Modülasyon yazan bölümde Velocity, yani tam bilmiyorum telaffuzunu. Yazan yeri tıklayıp buradan tuş hassasiyetini istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. EG yazan yerden de buradan da sesin ataklığını, nasıl bitmesini istediğinizi onları ayarlayabiliyorsunuz. Bütün ayarlarınızı yaptınız. Bitti diyelim bütün işlemleriniz, ayarlarınız. Sonra yukarıdan girip performans bölümüne deneme diyelim. Performans ve sound bölümüne sesimizi kaydettik. Şimdi bakın herhangi bir zaten piyano sesindeyiz. Buraya giriyoruz. User. Bakın deneme sesini user 4'e attık. Geldi buraya. Pardon. Evet, manuel bas açıkmış. Kapatıyoruz bunu. Bakın. Sesimizi aldık. Sonra istediğimiz gibi buradan master efekt bölümünden istediğiniz
reverb, echo ne istiyorsanız onu verip üzerine buradan kaydedersiniz. Olayımız biter. İşlem bu kadar. Yani biraz hızlı anlattım çünkü bayağı uzun bir işlem. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Yani bir klarnetçi arkadaşınız varsa alırsınız, mikrofonu bağlarsınız, notaları tek tek üfleterek sesini alabilirsiniz veyahut da farklı bir synthesizer'ın güzel bir sesini böyle tek tek notalara dökerek kendi klavyenize alabilirsiniz. Umarım işinize yarar arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.